Ve merhaba Andurak izleyicileri, ben Andurak.mercan ve bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bunu seri yapmayı düşünüyorum. Eğer beğeni ve istek çok olursa Undertale adlı yeni bir serimiz olacak. Hemen bu baştaki şeyi kısaca açıklayayım. Uzun yıllar önce işte bu yaratıklarla insanlar, yani canavarlarla insanlar savaşıyormuş arkadaşlar birbirleriyle. En sonunda bu savaşın sonucunda insanlar ya kazanmış ve bu bu yaratıkları yer altına çekmişler. Yer altına çektikleri zaman işte yer altına hapsetmişler. Uzun yıllar sonra arkadaşlar efsaneler. Yeni bir başlangıç yapacağım. Uzun yıllar sonra arkadaşlar efsaneler artık dolanmaya başlamış. Dağa çıkan hiç kimse artık geri dönmüyor falan gibi efsaneler olmuş. Bizim bu arkadaş da dağa giderken orada çukurun kıyısında ayağı takılıyor ve bu mağaranın aşağısına düşüyor. Zaten orada da en sonda bu aşağıdan yukarı doğru böyle bakıyor. O bakma bölümü işte orası burası arkadaşlar. Düştüğü yer burası. Buradan itibaren oynuyorum şimdi. Umarım beğenirsiniz. Elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Kendiniz de çevirebilirsiniz tabii ki. Benden daha iyi İngilizceniz varsa. Bu senin kalbin. Şaka. Sadece şey yapmasın. Kaç. Burada ne olduğunu biliyorsun. Biliyorsun sen değil mi? Sen sadece şey yapmasın. Oha. Öl. Sesim duyuluyor mu? Bilmiyorum. Arkaya alayım. Şöyle de bir ufak ayarlama yapayım. Evet arkadaşlar. Az önceki olayı ben size özetleyeyim. Burada çiçekle karşılaşıyoruz diyor. İşte o diyor ki. Ya bizi kandırıyor kısaca. Burada bir olay var arkadaşlar. Eğer bir yaratık insanın ruhuna erişirse çok güçlü oluyor. Buradaki yaratıklar da insanları işte böyle tuzağa düşürüyor. O arkadaş da bizi tuzağa düşürmeye çalıştı. En sonunda Toriel geliyor. Toriel bu harabenin bekçisi arkadaşlar. Katakombus'un kapı bekçisi gibi bir şey. Korkunç bir yaratık falan diye yanımıza geliyor. Zavallı falan diyor bize işte. Uzun yıllar sonra buraya gelen ilk kişi sensin diyor.
burada. Güya sağlığım fullendi. Evet. Yeni evine hoş geldin. Sana bu şeyi öğreteceğim, eğiteceğim falan diyor işte. Bu harabe full puzzle'larla, bulmacalarla doluyor arkadaşlar. Side corner. Ben hemen şöyle daha iyi olması açısından bir çeviriciyi yanımda açık tutayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda bu kukla ile karşılaştık. Toriel bizim için çok mutlu olmuş. Kazandınız. Çok iyisin falan gibi bir şey söyledim. Bu odada başka bir bulmaca varmış. Sevgim artmış falan filan deniliyor. Neyse. Bu bir bulmaca ama burada elimden tut diyor. Bize bu puzzle'ı gösteriyor. Birazcık daha zormuş diyor. Her neyse. S-
Sana zor bir şey sorayım. Şimdi sen bu odayı kendi başına yürümelisin diyor. Bunun için beni affet dedi. Ve gitti. Evet, odayı tek başımıza geçiyoruz yani. Selamlar benim çocuğum. Merak etmeyin, ben seni asla terk etmeyeceğim dedi. Burada şu anda biraz uğraşıyorum onun için arkadaşlar. Sadece bu sunun arkasındaydım. Bana güvendiğin için teşekkürler dedi. Her neyse. Bu egzersiz önemli. Senin bağımsızlığını test etmekte. Sana cep telefonu vereceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa sadece ara diyor. İyi ol. Tamam mı dedi ve gitti. Çalıyor. Merhaba. Bu Toria. Bu kayıt noktaları bir parça şekerin bir parçasını almak istiyorum şimdi. Parçasını aldık. İşte C'den buradan inventory'den ulaşabilirsin dedi. Bu biraz zararsız ve basit karakterlerden. Yanımda Google Translate'i açık bırakırım. Telefonunda olan şu anda birazcık ondan yardım alıyorum. Sana bir sorun var diyor. Sen tercih et diyor. Tarçın veya karamelli. Bana söyleme. Karamel değil mi diyor. Daha önceden oynadım. Oradan biliyor. Hehehe.
şöyle. Ben zaten yine çalıyor. Merhaba. Bir şeyin var mı? Var mı diye mi soruyor? Dur bakayım bir. Ha, senin herhangi bir alerjin var mı diyor. Cevap yok. Ben falan yok gibi şeyler dedi. Kalmamı istiyorsun değil mi diyor falan filan işte. Evet yine bir. Para burada şeyini ne olmuş gibi bir şey dedi. Adım veremiyorsun. Aynı şeyleri söyleyip duruyor, tamam. Sen hala gitmedin diyor. Evet diyor. Hayalet yürümeye devam ediyor diyor. Sesini tekrar ediyor diyor. Onu zorla hareket ettirmek istiyor musun diyor. İşte
gerçekten güzel. Genellikle buraya buraya kimse gelmez çünkü kimse buralarda bakmaz. Böyle bir şey sanki. Tamam, bugün biriyle karşılaştım. Güzel. Ben yeniden boş şey yapacağım diyor. Senin yolundan çekiliyorum falan filan dedi. Örümcek fırında pişirilmiş. Önce zaten falan filan. Gereksiz. Devam edelim. Arttırdım. Bilmiyorum sesim geliyor mu? Ama zaten dediklerim çok önemli değil. Sadece bir çıkışını orada yakaladı ya. Kanser etkisi. Thank you.
altın kazanmıştı. Bunların yerlerini nereden biliyorum arkadaşlar? Önceden sadece başını birazcık oynadım ve tekrar tekrar oynadım ve oyun hani yapılan değişimlere göre değişiyor. Değişiyor. Öyle söyleyeyim. Çok fazla değişmiyor ama yaptığınız şeylere göre değişik oluyor ve daha önce oynadığım bir orada o şeyi biliyordu galiba. Emin değilim. Yani klik sesi duydum falan filan dedi tekrar. Karamelli tarçınlı kek dedi. Senin buraya barışını kutlayacağız dedi. Hayvan, nice. Burada güzel zaman yaşamayacağını. Tonight bu gece salyangoz pastası falan filan. Neyse. Senin için başka bir sürprizim var dedi. Geçin. Sürpriz oldu.
Salyangozlar için 72 kullanım. Nasıl? Tabii ki bu heyecan verici bir salyangoz. Salyangoz nasıl mı yapmış? Evet. Toriel burada. Hadi gidelim. Eve gitmek istediğini biliyorum dedi ama eve dönemezsin dedi. Exit. Buradan çıkmanın tek yolu alttaki alt taraftan dedi. Ben onu yok edeceğim şimdi dedi. Yukarı çık ve iyi bir çocuk ol dedi. Her insan aşağı düşer ve yeniden buraya gel. Oraya terk et, orada öl falan. Asgore dedi, seni öldürür dedi. Ben sadece seni ondan korumaya çalışıyorum dedi. Anlıyor musun dedi. Şimdi odana git dedi. Tamam, biz de odamıza gitmeyelim, hadi odamıza gitmeyelim. Beni durdurmaya çalışma. Bu sana son uyarım dedi. Buradan oluyor lan? Bir dakika. Sen de diğerleri gibisin falan filan dedi. Bunun için tek güçlüsün. Bekle. Bu imkansız dedi.
biliyorum. Eve gitmek istediğini biliyorum ama lütfen yukarı çık. Ben eminim ki sana falan filan. No, we don't have much. Daha fazla şey falan dedi ama. Burada iyi bir yaşamın falan olacak dedi galiba. Tekrar bunu zorlaştırmak mı istiyorsun falan filan dedi. Lütfen yukarı çık. Filan dedi ama zaten bir yer tutmak istiyorsan dedi. Seni durdurmayacağım dedi. Her neyse sadece git lütfen geri gelme dedi. Umarım anlıyorsun dedi. Ne kadar güzel. Aa, iki kalbim kalmıştı deme lan benim. Tü. Bak bu sıkıntı işte. Şimdi aslında canavar şekeri, Butterstroke. Şunun hakkında birazcık bilgi alayım. Tüm canımızı dolduruyormuş. Tamam o zaman. Sağlığın en üstte olmuştu. Zekice. Çok zekice. Gerçekten akıllı olduğunu düşünüyorum. Bu dünya öl ya da öldür şeklinde. Yani kurallarına göre olacak. Diyor. Tek kişi olarak. Diyor. Only with that. Falan çıkar falan filan bir şey dedi. Çok çirkin oldu. Dedi ve fırlayıp gitti. Toby Fox'a teşekkür ediyoruz bu oyunu yaptığı için. Evet, bayağı 40 dakika olmuş ve ben bu videoyu izleyip bitireceğim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.